Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu ve Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün piyasalar yorumuma başlarken önce bir daha evvelden yapmış olduğum yorumlara ek olarak biraz açıklamalar yapmak istiyorum. Çünkü dün çok ayrıntılı analiz yaptım ama gelen sorular hep aynı şeyler. Belki tam izlenmiyor, o yüzden kafada da karışıklıklar olabiliyor. Bunları biraz açıklamak istiyorum bu videoda. Şimdi Ocak ayını geride bırakıyoruz ve Ocak ayı dünya piyasalar için iyi bir ay olmadı. Son yılların en kötü Ocak ayıydı piyasalar için. Peki neden böyle oldu? Şimdi bir omikron varyantı nedeniyle oluşan belirsizlik vardı. O artık geride kaldı ama Fed'in faiz artırmasıyla ilgili belirsizlik yüzünden böyle oldu ve o da aslında biraz daha devam ediyor. Şimdi bunu biraz daha açacak olursak, bu koronavirüs salgını ilk çıktığı zaman, pandemisi 2020 işte Şubat'ında, artık ilk çıktığı zaman demeyelim de Batı dünyasını rahatsız eder hale gelmesi, işte Şubat ayında o İtalya'da falan görünmesiyle Mart ayında piyasalarda büyük çöküşler olmuştu ve Fed gelmişti, demişti ki ben sınırsız para vereceğim. O sınırsız para vereceğim deyinceye kadar da piyasalar düşmüştü. Özellikle altında, gümüşte çok ciddi satışlar vardı. Hatta gümüşte daha da böyle sert satışlar oldu ama altında epey bir düştü o pandemi başında. Ama sınırsız para vereceğim dedikten sonra altında bir yükseliş oldu, borsalarda yükseliş oldu vesaire. Şimdi o sınırsız para işinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani o bol para dönemi kapanıyor. Bu 0,25 arttı, 0,50 arttı hikayesi değildir. Yani ne olacak 0,25'ten diyor insanlar. Hayır, bu bol para dönemi artık kapanıyor. Bitti o demek oluyor. Tabii sert bir şekilde mi kapanacak bu dönem, yoksa yavaş yavaş mı olacak? O belli değil. Çünkü bol paradan ben vazgeçiyorum der de Fed yapamaz. Yani bunlar da ayrıdır böyle. Çünkü hatırlayacak olursanız geçmiş yıllarda çok bu işlerden anlıyor dediğimiz insanlar çıkıp Fed bu sene 3 kere mi faiz arttıracak, 4 kere mi faiz arttıracak? 4 kere 0,25'te 1 mi faizi arttıracak, yoksa bir kere 0,50, iki kere 0,25 yaparak mı bir arttıracak gibi böyle tartışmalar yaptılar. Sonunda ne oldu? Fed faiz indirdi. İşte böyle bir şeyler de olabilir. Yani o yüzden garanti değildir. Ama bu bol para politikasının bitiyor olması ne anlama geliyor? Bir kere bol para politikası bitiyor diye doğrudan işte borsalar düşecek, altın düşecek, gümüş düşecek, yok Bitcoin düşecek, yok dolar çıkacak falan gibi şeyler söylemek yanlıştır. Yani Fed faiz artırsa altın mı çıkar, altın çıkar mı düşer mi diye soruluyor bana. Böyle peşin peşin konuşmak yanlıştır. Burada beklenti önemli olan. Şimdi beklenti ya Mart'ta faiz artacak ve 0,25 artacak herhalde şeklindeydi. Fakat Bill Ackman gibi yatırımcılar ve bazıları Mart'ta faiz artacak ama 0,50 ile faiz artışı başlayacak diyorlardı. Daha doğrusu öyle yapılırsa Fed enflasyonla mücadelede kredibilite kazanır diyorlardı. Yani öyle faiz indirerek enflasyonla mücadele etmiyorlar. Faiz indirelim işte daha da insin, üretim olsun, enflasyon öyle düşsün gibi bir niyetleri yok. Ortodoks para politikası faiz arttırarak bu iş yapılacak. Fakat işte bu 25 mi 50 mi belirsizliği oldu. O yüzden de piyasalar düştü. Fakat bu belirsizliği biz geride bırakacağız öyle veya böyle. Ve bıraktıktan sonra Fed faiz arttırımlarında öyle 0,25'ten 0,50'den falan devam ediyor olsa bile mevcut enflasyonist ortamda halen daha bu bir gevşek para politikası olacak. Enflasyonun birazcık altında bir faiz, reel faiz oluşacak. Reel faiz eksi olacak. Enflasyonun biraz altında oluşacak. Enflasyon düşmeye başlasa bile bir süre negatif faiz ortamı, negatif reel faiz ortamı olacak Amerika'da ve bu borsalarda ciddi bir yükseliş getirir ve aynı zamanda borsalarda Nasdaq'ta yükseliş getirirse kripto paralarda da yükseliş getirir. Çünkü korelasyon var. Dünkü videoda onu anlattım. Yani o yüzden Nasdaq çıkıyorsa Bitcoin'in falan da çıkmasını bekleriz. Şimdi öyle olunca değerli metallerde de bir yükseliş gelmesini bekleriz. Peki bu belirsizliğin aşılması gerekiyor. Bu belirsizlik nasıl aşılacak? İşte ya evet 0,50 artacak galiba falan diye herkes o noktaya gelecek. İlla ki gelecektir. Ve bir rally, ondan sonra piyasalarda yükseliş gelmesini bekliyorum.
Peki ondan sonra o piyasalarda zaten balon vardı. O yükselişle beraber balon daha da artacak. Fed faizleri de arttıracak. Ve ondan sonra belki yılın ikinci yarısında bir zamanda artık Eylül'de, Ekim'de falan ne zaman olur bilemeyiz onu. Ya zaten balon vardı piyasalarda, daha da büyümüştü. Fed de faiz arttırmaya devam etti. Ve bir yerden sonra abi bu piyasa yani hep böyle gitmez. Hem zaten çıkacağı kadar çıktı. O işte Ocak sonundan itibaren rally geldi. Bak bu kadar ayda sürdü işte yüzde bilmem kaç yaptı falan diyecek insanlar. Ama Fed de faiz arttırıyor. Giderek de böyle bol para da azalmaya başlıyor noktasına gelince o zaman bir çöküş bekliyor piyasalarda. Umarım bu anlaşılmıştır yani. Önce bir yükseliş bekliyoruz. Ondan sonra çok çıktı diye bir çöküş bekliyoruz. Çünkü zaten çok çıkmıştı. Bu belirsizlik geride kaldıktan sonra çünkü ilk koronavirüs belirsizliği geride kaldıktan sonra çok çıkmıştı piyasalar. Şimdi Fed faiz artıracak diye biraz düştü. Şimdi tekrar bir daha çıkacak. Ondan sonra ikinci yarıda bir düşüş olabilir. Peki bu durumda bazıları bana diyor ki o zaman biz bekleyelim, hiçbir şey yapmayalım. Bu rally'yi de kaçıralım, gitsin. Çıktığı kadar çıksın. Nasıl olsa düşecekse ikinci yarısında o zaman girsek olmaz mı? O zaman da rally'yi kaçırmış oluyorsunuz. Yanlış bir iş yapmış oluyorsunuz. Halbuki rally'ye katılmanız lazım. Artık buralar yeter dediğimiz noktada da çıkmanız lazım. Daha doğrusu bu şekildedir. Peki teknik analiz bize ne diyor? İşte şu Dow Jones Cuma günü ala dönmüş wave trend osilatörü şu 34.815'in üzerine de atabilecek olursa artık yükseliş başlıyor diyeceğiz. Yoksa biraz daha belki yatay devam edebilir ama dip görüldüğünü düşünüyorum. Yani şu 33.169 seviyesinin dip olduğunu düşünüyorum Dow Jones'ta. Nasdaq'ta da benzer şekilde şu 14.650'nin üzerine çıkması benim için iyi olacak demiştim. Şu anda üzerinde ama henüz gün kapanmış değil. Aşağıda da bakın al sinyali var. Yani Amerika'nın henüz toparladı demesem bile toparlanmaya yani yükselişe çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Hatta bugün de artı da biraz daha Dow Jones artı kapatabilir Amerika'da ve artık bundan sonra yükselişler başladı diyebiliriz. Şöyle dolar endeksinden bakacak olsak onun da aşağı gelmesi bugün yani biraz teyit ediyor. Evet, dolar endeksi de böyle artık sakinleşiyor. Tekrardan onun düşüşe geçmesini bekleriz. Tekrar 95-50'ye falan gelmesini bekleriz. Yani piyasaların normalleşmesini bekleriz bu aşamada. Bu aşamada mesela Amerikan 10 yıllıklardaki bu bir işte artış, azalış falan gibi şeylerin de bir süre sonra zaten 1.97 veya 2 seviyesine kadar gitmesini bekleriz. Şimdi bugünkü bu hareketler nedir dersek piyasa normalleşiyor artık. Çünkü VIX de azalıyor. Bakın VIX korku endeksi de 30'un altında. Bugün devam ediyor. Zaten Cuma günü 30'un altındaydı. Bugün daha da altında devam ediyor. Yani piyasa toparlanmaya hazır yani bu aşamada. Güzel. O zaman Amerikan piyasalarında toparlanma bekliyorsak altında gümüşte ne beklemeliyiz? Şimdi normalde altının da 1784'te destek olmasını ve buradan da yukarı gitmesini bekleriz. İşte zaten 1784 bu seviyelere kadar gelebilir demiştik. Gümüşün de benzer şekilde şu 22-17'ye kadar gelebilir demiştik. Geldi, oradan yukarı gidiyor bu şekilde değerli metaller. Ama değerli metallerde söyleyeceğim şey şudur. Şimdi bu Çin yeni yılı denen şey yarın başlıyor. Başladığı zaman da Çin'de işte kutlamalar oluyor, insanlar işe gitmiyor. Piyasalar işte kapalı kalıyor bir süre. İşte Hong Kong'da ayrı oluyor, işte Anakara'da ayrı oluyor falan. Ama değerli metalleri altına falan talep düşebiliyor böyle ortamlarda. O zaman da altın falan daha zayıf oluyor. Yani şimdi buradan belki yukarı çıkmaya başlayacak altın ama bu Çin yeni yılı hikayeleri, kutlamaları bitip de böyle yani ayın 15'i falan, 14'ü 15'i gibi bir şeyler oluncaya kadar belki iyi bir yükseliş olmayacak. Ama o kutlamalar bitti, herkes işine döndü, bitti filan işlerinden sonra belki ayın 15'inden itibaren falan daha iyi bir yükselişler görebileceğiz yani. Ama o zamana kadar eğer piyasalarda biraz daha çalkantı olacak olursa ve de biraz zayıf giderse altın gümüş bu Çin yeni yılı nedeniyle zaten talep zayıfladığı için biraz daha aşağılarını görebiliriz.
1768 şöyle 1750 falan gibi görebiliriz ama o kadar görürüz diye düşünüyorum. Yani şu 1752 şuralar falan var. Yani onlardan da daha aşağı gitmez. Ondan sonra yükselişler başlar diye düşünüyorum. Emin değilim. Yani genelde bir zafiyettir. Çin yeni yılının kutlamalarının başladığı zaman değerli metaller için. Ama şu anda da iyi bir destekteyiz. Buradan da bir yükseliş var. Belki biraz bekletecek sizi. Öyle söyleyebilirim. Ama burada şöyle anlaşılmasın. O zaman ben buradan satayım. 1750'ye düşerse tekrar alayım. O işler risklidir. Kendinize güveniyorsanız yapın. Ben kimseye alın satın demem böyle bir ortamda. Peki buradan da dolar TL'ye gelelim ki gram altın içinde bir şeyler söyleyelim. Şimdi dolar TL'de bugün biraz düşüş oldu ama biraz oldu. Öyle çok fazla bir şey olmadı. Ve 13'te kırılmadı. Ve işte o 10 milyar dolar bozulacak hikayesi var ya. Belki bugün bir şeyler bozulmuştur ama 13'ün altına inmeye yetmedi. Önümüzdeki günlere bakacağız. Şimdi 6 hafta veriyorum ben. Böyle bir yatayla. 6 haftadan fazla bu yataylığın devam etmesini beklemiyorum. Bunun 4 haftasını geride bıraktık. 2 haftamız var önümüzde. Bu 2 hafta sonunda hala daha bu dolar yataysa, düşmediyse o zaman çıkacak demektir. Çünkü bu kur korumalı mevduatta geçişler, işte efendim vergi avantajları bilmem neler gibi şeylerin hepsi, bütün o yollar tüketilmiş demektir. O 2 hafta sonra hala daha dolar düşmediyse ondan sonra çıkacak derim. Yok ama bu 10 milyar bozulma işi belki biraz daha iyi olur, bir şey de olur. 13 kırılacak olursa o zaman aşağıda 11-30 falan gibi yerler mümkün olabilir. Ama 13'ün kırıldığını görmemiz gerekiyor. Yani altında kapanış yaptığını görmemiz gerekiyor. Görmüyoruz. Bugün görmedik işte 13.44 şu an itibariyle. Biraz düşmüş. Evet, biraz düşmüş ama yani bir şey değil. Yani bunlar bir şey ifade etmiyor. Ve bu şekilde de devam ederse dolar çıkacak olacak. O zaman şöyle bir şey olabilir belki. Yani biraz böyle zayıf gider onslar. Belki biraz düşüş olur. Belki dolar TL'de de işte o kur korumalı mevduata geçer kurumlar falan. Biraz gram altında bir düşüş olur. Gram gümüşte de olur. İşte o size bir alım fırsatı olur. Yoksa bir şey olacağı yok yani deriz. Buralardan tekrar çıkacak deriz. Dolar TL içinde, gram altın, gram gümüş içinde genel anlamda söyleyebileceğim şeyler bunlar yani. Altın toparlandıkça platin de toparlanacaktır. Paladyum da iyi gidecektir ama altına satışlar gelecek olursa platin ve paladyuma da gelebilir. Paladyum daha volatil olduğu için orada yükselişler daha güçlü olabiliyor. Düşüşler de daha güçlü olabiliyor. Paladyum çünkü hareketler daha volatil orada. Paladyumla ilgili de zaten temel yazılan şeylerde arz talebin yani sanayideki arz talebin fiziki anlamda paladyumun eşit olduğu yazılıyor. Yani artık buradaki hareketler spekülatif olabilir. Altındaki yükselişle birlikte bir şeyler olabilir. Yani o çip krizi nedeniyle arabalarda, otomobil üretiminde paladyuma olan talep biraz düşmüş oldu. Belki çip krizi aşılacak olursa yılın ilerleyen aylarında o zaman paladyuma olan talep de artacaktır deniyor. Temelle dayalı raporlarda o şekilde, yoksa burada teknik analize dayalı bir şey söylemiyoruz. Yani bu şekilde takip etmelisiniz. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de ise şu 37 bin şöyle haftalıktan göstereyim tekrardan. Yani Nasdaq'ın çıkması gerekiyor dedik. Nasdaq çıktı. İşte şu 37 bin evet, 400 seviyesi. 37.400'ün içine girdiği zaman Ichimoku'nun içine girmiş oluyor. Güzel. Ama asıl yükselişlerin başlaması için yani ne diyoruz? Şu seviyenin çıkması üzerinde çıkması gerekiyor. O da 38.111. O zaman kripto paralarda yükseliş başladı diyebileceğim. Yani Nasdaq'ta yükseliş bekliyorsak elbette ki kripto paralarda da bir yükseliş beklemeliyiz. Kripto para özelinde bir şey olmayacaksa. Nedir o özelinde olabilecek şeyler? İşte Amerika'da yeni bir denetleme, düzenleme getirmek isteniyor buna. Bu belki olumsuz karşılanabilir. Bazı ülkelerde madencilik falan gibi şeyler yasaklandı deniyor. Onlar olumsuz olabilir kripto para özelinde. Yoksa Nasdaq'ta yükseliş olacaksa illaki
kripto paralarda da yükseliş beklerim ben. İşte görüşlerim bu şekildedir. Yani bunları anlamadığı için bazı arkadaşlar sormuşlar. Eğer anlamadığınız için sorduysanız işte açıkladım. Yok eğer anladınız da katılmıyorsunuz ve de kendi görüşünüzü bana kabul ettirmek için ama niye böyle falan gibi sorduysanız o zaman yapacak bir şey yok. İşte bugünlük de bu kadar.